İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, Katar Devleti adına Devlet Bakanı ve Serbest Bölgeler İdaresi Başkanı Ahmet bin Muhammed El Sayed. En son borsanın %10'unu satın alan Katarlıların Türkiye'ye yaptığı yatırımlar. Katar Türkiye'den en çok hisse, şirket, mülk satın alan ülke olmasıyla dikkat çekiyor. Katar emiri ve hükümetin iyi ilişkileri de yıllardır gündemde. 2003'ten önce ülkemizde ilişiği bulunmazken özellikle son yıllarda her yerde gördüğümüz Katarlılar ve Katarlı yatırım gruplarının neler yaptıklarını derledik. Videomuza başlamadan önce bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Alternatif Bank, kısaca Abank ismiyle tanılan banka Katar Komersiyal Bank tarafından 2016 yılında satın alındı. QNB Finans Bank, öncesinde National Bank of Greece'in sahip olduğu büyük hisseyi 2.75 milyar euroya satın alan Katar Ulusal Bankası, bu alımın ardından bankanın isminin önüne baş harflerini oluşturduğu QNB'yi ekledi. Banvit, yarım asırı deviren kümes hayvancılığı devi Banvit'in ise %80'i Brazil Foods isimli Brezilyalı bir yatırım grubu satın aldı. Ardından bu yatırım Katar Holding'e ortak oldu. Boyner, Altın Yıldız, YKM, Ay, Marka, Beymen gibi alt markaları da bünyesinde bulunduran Boyner'in %30'luk kısmını Katarlı Mayola isimli bir fon satın aldı. Dijitürk, daha önce TMSF'nin elinde olan Dijitürk, Katarlı Beyin Medya tarafından yaklaşık 1.2 milyon dolara satıldı. BMC, Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla medyada uzun süre yer alan İzmir çıkışlı otomotiv devi BMC'nin de yarısı Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesi'ne ait. Dünyanın en büyük İslami finans kuruluşlarından biri olan Katarlı Quinvest, 2016 yılında Ergo Portföy'ü satın aldı. Satın almanın ardından ismi QM Portföy olarak değiştirildi. Kanal İstanbul, Katar emirinin annesi Şeyha Moza'nın Kanal İstanbul güzergahından 44 dönüm araziye sahip olmasının ortaya çıkması da yine projenin en büyük soru işaretlerinden biri. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kanal İstanbul dediği proje aslında baktığımız zaman Katar İstanbul'muş. Katar emrinin ismini bile duymadığı bir yerden yüz binlerce metrekare arsa toplanmış. Altın Boynuz Projesi, İstanbul, Haliç, Altın Boynuz Projesi'nde yer alacak yat alanları, oteller gibi pek çok yapının yapımının ihalesini Katarlılar kazandı. Türk Telekom, özelleştirilmesinden beri haberlerin konusu olan Türk Telekom'un %55'i 2005 yılında Oger Telekom isimli şirkete satılmıştı. Ardından 2007 yılında şirketin tamamını satın alan Oger Telekom, geri kalan payın taksitlerini ödeyemeyince mülk satışı gibi yöntemlere başvurdu. 2016 yılında kredi borçlarını da yapılandırmaya rağmen ödeyemeyen Oger'in zarara soktuğu Telekom'un hisseleri Türk bankalarına devredildi. Ankaz, İnşaat, altyapı, mühendislik gibi alanlarda faaliyet gösteren Ankara merkezli Ankaz, Katarlı Hamad bin Klayt tarafından Nisan 2017'de devralındı. Oteller, Katar Şeyhi Marmaris'te bulunan Munawar ve Kontes otellerini satın aldı. Erbil Gin Yalısı yeni sahibini buldu. Türkiye'nin en pahalı evi olarak bilinen yalı tam 100 milyon euroya Katar emirine satıldı. Erbil Gin Yalısı, Türkiye'nin en kıymetli konutlarından biri olan Boğaz'daki Erbil Gin Yalısı da 2015 yılında Katarlılara satılmıştı. Trabzon, yine Katar emirinin Trabzon'da çok sayıda mülk aldığı söylentiler arasında. Katar Emir Şeyhi Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya gelen Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz dedi.